En eski oyun türlerinden olan korku oyunlarının kendine has bazı özellikleri var. Zaman zaman oyuncuyu yerinden zıplatan ve şaşırtan korku oyunlarını seviyor ve onları oynarken çok heyecanlanıyoruz. PlayStation Türkiye'den hepinize merhaba sevgili arkadaşlar, ben Özcan. Bu videoda size korku oyunlarında karşımıza çıkan ve görmeye alışık olduğumuz özelliklerden bir liste yapmak istedik. Senin de korku türünde gördüklerine dair söylemek istediğin bir şey varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsin. Korku oyunlarında gördüğümüz şeylerden biri garip karakterler ve geçmişleri. Bu karakterler yolun bir yerinde bir anda karşımıza çıkabiliyor ve konuşmalarıyla bizi tedirgin edebiliyorlar. Genelde sorumlu geçmişleri olan bu insanlara çok güvenmemeniz gerektiğini biliyorsunuz. Konuşma tarzları ve garip hareketleriyle oyuncuyu daha da tedirgin eden bu insanlar her an düşmanınız olabilir. Her korku oyununun başvurduğu bir yöntem olmasa da bu türde karşımıza bolca çıkan bir başka şey de anlık korkutma sahneleri. Zaten her an bir şey olacakmış hissiyle tedirgin olduğumuz öyle bir anda öyle bir yaratık fırlar ki ne yapacağını şaşırırsın. Genelde bu durumlarda sonuç... Ay! Biliyordum! Bir şey çıkacaktı oradan! Çok sevdiğim bir öğe olan ve korku dünyasında bolca kullanılan bir diğer konu da sis ve karanlık mekanlar. Özellikle sis kullanımının korku oyunlarına çok yakıştığını düşünüyorum. Ortamı daha da garipleştiren ve ona bir gizem katan sis ve karanlık mekanlar bu türün olmazsa olmazlarından. Görmeyi de zorlaştıran sis ve karanlık faktörü oyuncuyu germeyi amaçlayan tür için bir kural gibi. Özellikle eski tarz korku oyunlarında sıklıkla gördüğümüz bir faktör de sorgulatan bulmacalar. Öyle bir an gelir ki önünüze çıkan o bulmacayı çözmeden oyunda ilerlemek mümkün değildir. Bazen garip gelebilen bulmacalar korku oyunları için şart mıdır bilinmez ama onlara farklı bir hava kattıkları bir gerçek. Ve evet, bazı anlarda korku oyunları midemizi bulandırmayı başarabiliyor. Kan, çürümüş et, parçalanmış bedenler, bozulmuş yemekler gibi numaralarla midemize oynayan bu oyunlar bu işte oldukça başarılı olabiliyor. Bu durumda midemizi bulandıran bu şeyleri ya görmezden geleceğiz ya da buna razı olacağız. Korku oyunlarında görmeye alışık olduklarımızdan bazılarını istediğimiz videomuzun burada sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Sizin de korku oyunlarında gördüğünüz ve listeye eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni nesil oyunlar ve donanımlarla ilgili haberleri kaçırmamak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.